Güldenur. Fatma Hocam hoş geldiniz öncelikle. Güler. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, ben geliyor, duyuyorum. ben duyuyorum. Tamamdır. Bugün Doktor Fatma Canan Güllü hocamızın somatik deneyimleme ve PlayShop'unu dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Webinar tarzında mıyız? YouTube'da canlı yayındayız hocam. Öyle mi? Tamam. Ben slaytlarımı bir paylaşayım her şeyden önce. Şurayı da kapatayım. Rahat görüyorsunuz. Herhangi bir problem var mı? Güldenur, bir problem var mı? Hiçbir sorun yok hocam. Gayet iyi. Tamam. Seste de bir sıkıntı yok. Evet. Tamamdır. Şimdi somatik deneyimleme ve PlayShop dediğimizde nasıl bir metottan bahsediyoruz? Önce biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şuradaki slayttan gideyim. Aslında beden psikoterapilerinin çıkışında daha çok osteopati gibi bir takım fizyoterapi teknikleri var kaynağında. Ve her bir kasın gelişimsel süreçlerini bilmek ve bu gelişimsel süreçler içerisinde o kasın hangi duyguyla ne yaptığını bulabilmek, o kas bizde hangi duygulanımları uyandırıyor ya da hangi duygulanımları kapatmak için bunları kullanıyoruz gibi birçok ayrıntı ve detayı var. Bu tekniğin adı aslında bodinamik terapi. Bodinamik bedenle çalışan bir metot. Ve aslında dünya üzerinde bedenle çalışan metotların çıkış kaynağı da bodinamik. Somatik çalışmalar, mesela somatik deneyimlemenin ustaları bu metodun içerisinden travmanın etkilerini iyileştirmeye odaklanmışlar. İşte integral somatik, somatik dediğimiz şeyler daha çok bedende olan travma etkilerine odaklanarak çalışmayı tercih etmiş. Bu dinamik oldukça kapsayıcı bir teknik. Gelişimsel süreçlerin tamamını ve bütün kasları içine alan bir metot. Bunların içerisinden travma odaklı yaklaşım daha psikoterapinin içinden alarak kullandığı bilgiler aslında. Bu metodun içinden aldığı ve kullandığı bilgiler çoğunlukla. Bunu vurgulamak istiyorum. Ve genel bakış açısı şudur, travmanın beden üzerindeki etkilerini yine bedenle çalışarak çözümlemeyi amaçlar. Bu biraz bizim duyguyu duyguyla değiştirme tekniğimizle çok benziyor aslında. Yani burada da tabii ki bedeni bedenle değiştirmiyoruz ama bedenin hareketlerini değiştirerek, yönlendirerek onun travmada aldığı etkiyi tekrar normale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız burada normal derken de yine beden psikoterapilerinde bir şeyden bahsederiz. Dengeli olma hali. Nedir bu? Dengeli olma haline baktığımızda da kasın normal tonusunda olmasından söz ederiz. Yani ben kasımın normal tonusunda mı tutuyorum, yoksa daha zayıf bir tonusta mıyım, yoksa daha güçlü bir tonusta mıyım? Buralar önemli ayrıntılar. Ne yapar? Burada o kasın tonusunun fazlalığı ya da azlığını değerlendirip bir takım egzersizlerle, bir takım hareketlerle, beden duyumsamalarının farkındalığıyla o kasın tonusunun dengeye gelmesini amaçlıyor. Aslında bütün bedenle çalışan metotlar.
Özetle bunu yapıyorlar. Bunlar içerisinde ismini duyun diye düşünüyorum. Trauma Realizing Exercise diye bir metot var. David Bergelli kurucusu. Bir hekim. Travmanın titreme yoluyla bedenden atılmasını hedeflemiştir. Somatik deneyimleme, travmanın etkilerini beden üzerinden atmayı amaçlarken daha çok travmayı çalışarak, tetiklendiği yerde bedeni rahatlatarak çalışma şeklidir. Örneklerini vereceğim. İntegral somatiğe geldiğimizde bedendeki diyaframlar arası bağlantılar üzerinde çalışan bir beden psikoterapi tekniği diye söz edebilirim. Ama temeldeki çıkış yolları bu metottur. Bir nevi bütün bu metotların dedesi gibi bir yöntem. Play Shop çalışırken aşağı yukarı ihtiyacınız olan malzemeler bunlar ortalama. Yanınızda bulunması, işte çocuklarla özellikle Play Shop'u kullanmak istediğinizde ya da ergenlerle çok keyifli olan çalışmalar yapmak istediğinizde bunları yanınızda bulundurun diye belirtmek istedim. Bir tane post-it, yapışkanlı not kağıdı, A4 kağıtları olabilir. Pastel ya da kuru boya kalemleri, boyamaları kullanacağız. Yine içi görülmeyecek şekilde olan kutular, torbalar ya da bez çantalar. Kutu, torba ya da bez çantanın içerisine de yumuşak bir oyuncak, sert yüzeyli bir malzeme, sıkıştırılabilen bir materyal, pamuklu, sert, tüylü, renkli malzemeler, kum torbası, lavanta kesesi gibi ya da içinde mercimek bulunan küçük bir kese gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Torbanın içerisinde dokunduğumuz şeyin bize olan etkilerine, objenin bizdeki etkilerine bakıyoruz. Bunu değerlendiriyoruz diye şöyle anlatayım. Buradan biraz gidelim şimdi. Play Shop, çocuklarda travmanın beden üzerindeki etkilerine çalışmayı hedeflemiştir. Travmaya baktığımız zaman tabii pek çok travma tanımı var ve günümüzde artık insanlar her şeyden travmatize olduklarını zannediyorlar. Aslında her şeyden travmatize olmuyoruz. Bunun belli bir derecesi var. Ama travma dediğimizde bizde şok, disosiyasyon, donma dediğimiz şeyleri açığa çıkaran etkilerden bahsediyoruz aslında. Bu da kişiye göre değişiyor ama genellikle yoğunluğu yüksek dediğimizde de bizim bunu bilişsel anlamda değerlendirme ve buna yanıt verme kapasitemizin yetersizliğinden söz ediyoruz. Nedir mesela? Deprem anında bir binanın yıkılışına şahit olmak, o binanın içinde olmak, bir betonun altında kalmak ve orada kurtarılmayı beklemek gibi bir anda gerçekleşiyor. Bir dakika önce hiçbir şey yok. Bir dakika içerisinde başıma gelen şey zihnimin işlemleme kapasitesinin çok üzerinde ve benim yanıt verme kapasitem karşımdaki etkiyi değiştirmiyor ve yaşadığım şeyin sonuçlarını değiştiremiyorum. Yetersiz, çaresiz kalıyorum. Böyle durumların adı aslında travma. Yoksa her bulduğumuz şeyi travma diye tanımlamak aslında biraz dil becerisinin kısıtlığın olmasından kaynaklanıyor ve duyguları daha detaylı, daha ayrıntılı anlatacak kelimelere sahip olamamaktan kaynaklanıyor. Yoksa onun bir travma olmasından kaynaklanmıyor. Bu etki öylesine yoğundur ki durumu değerlendirmek ve durum için savunma yanıtını oluşturmak mümkün olmaz. Oluşturduğumuz savunma yanıtı da yeterli olmaz. Şok hali, donma hali, disosiyasyon hali diye söyleyebiliriz. Ve yüksek etkilerde iki tane tepki veriyoruz. Bu hipertonisite ve hipotonisite. Bunu bilmeniz çok kıymetli. Şöyle bir şey, bu dinamikten gelen bir tanımdan bahsedeceğim size. Hiper ve hipotonus olmak ne demek?
Hipertonus dediğimizde kasların gereğinden fazla normal duruşundan, dengeli halinden çok daha fazla kasılmasından söz ediyoruz. Genellikle hipertonus hal dediğimizde, hipertonus hal benim taşıyabileceğim bir yükten söz ediyor oluşumdur aslında. İleri yaşlarda karşılaştığım zorluklar karşısındadır. Mesela herhangi bir şeyle karşılaştım, çok öfkelendim ve yumruğumu sıktım gibi verdiğim tepki beni diğer yaşadığım duruma göre bir nevi tolere edebileceğim düzeydedir. Burada tolere edebilme ihtimalinden söz ediyoruz. Ama hipotonus dediğimde kasların yorgun olmasından bahsediyoruz. Hipotonus da daha erken yaşlardan bahsediyoruz. Nedir? Fetüs evresinin travmaları, doğum travmaları. Yine aynı şekilde ilk 3 aylık dönem, özellikle ilk 6 ay, kasların çok zayıf olduğu dönem, ilk 6 ay diyelim. Ama çok böyle 6 aya kadar olan kasları tutmaya başladığımız yerde hipertonus olabiliyoruz. Ama kasları tutabiliyorum fakat öyle yoğun bir etkiyle karşılaştım ki o yoğun etki bir süre beni hipertonus olarak tuttu. Ama sonrasında gücüm tükendi ve hipotonus bir hale geçtim. Bu da mümkün. Fetüs evresinde ve doğumdan sonraki ilk aylarda yaşanılan zorluklar beden kasları tarafından hani bir nevi bir şeyi taşıdım, taşıdım, taşıdım. Nihayetinde gücüm kalmadı ve artık kaslarım pes etti dediğimiz bir hal. Hipotonus dediğimiz hal. Bu da önemli bir ayrıntı şeylerde. Bedenle çalışırken dikkat edeceğimiz yerler. Danışanlarımız geldiğinde bize bu iki durumdan biriyle gelirler ve bir beden çalışan herhangi bir kişi, işte bir fizyoterapist olsun, bir yoga, restoratif yogada özellikle bedenle ilgili çalışmalar çok yapılıyor. Problemlerle alakalı. Diğer yoga tekniklerinde de benzer bir şey var. İşte bir pilatesle çalışırken ya da bir masör işini yaparken gibi tüm bunlarda aslında dikkat edilen yer kasların ne durumda olduğu ve psikoterapide de bedenle çalışıyorsam danışanımın çok mu kastığı, çok mu bıraktığı benim terapist olarak farkında olacağım önemli bir detay. Eğer çok kasıldığı bir yerde ise duygularını kapatır burada. Kaslar ne kadar yoğun kasılırsa duygular o kadar kapanır. Beden kasıldıkça duyguları hissetmemiz azalır. Ve genellikle de duyguyu hissetmemek için beden kasılır. Hipotonus halde de yine aynı şekilde duygular kapanmıştır. Daha depresif hisler vardır. Görünürde. Temel duygular yoktur. Burası daha nedir? Agresif hislerle doluyken hipotonus halde depresif hislerle yoğun bir şekilde doludur. Bu ayrıntıyı bilin istedim. Tekrar devam edelim. Duygulanımın regülasyonu ve bağlanma problemlerine baktığımızda bunları tek tek konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi fetüs evresinde olan problemler biz Play Shop çalışırken nereden başlayacağız hikayemize dediğimizde ya da herhangi bir psikoterapiyle uğraşırken ya da bedeni çalışırken nereden başlayacağım? Fetüs evresinde olan problemler oldukça önemli. Bu problemlerin kaynağında annenin duygulanımı var. Annenin duygulanımı bebeğin yaşadığı sağlık problemleri ve fetüsün sağlık sorunları.
ne yapıyor? Bu evrede bir takım şeyleri getiriyor. Bu evreyle karşı karşıyaysak çok yoğun duygulanımlar vardır ve duygu regülasyonu henüz gerçekleşmediği için duygular oldukça dağınık ve karışıktır. Bu dağınıklık ve karışıklığı toparlamaya çalışmaktan da kişi yorgundur ve aşağı yukarı neyle karşılaşırız? Hipotonus biriyle karşılaşırız. Belki çok güçlü bir beden yapısına sahipse hipertonus olabilme ihtimalini söyleriz. Doğum travmaları yine aynı şekilde. Doğum kanalında sıkışma hikayeleri çok fazla. Kanalda sıkışma ayrı bir problem. Bizde sezaryen yine ayrı bir problem. Çok fazla olan şeyler. Erken dönem hastalıklar ve medikal cerrahi müdahaleler. Psikoterapide çalışırken göreceksiniz. Özellikle erken dönem çocukluk hastalıklarında en temelde gördüğünüz şeylerden biri bağlanmayla ilgili problemlerdir. Çok yoğun bir şekilde eğer çocuğun hastane dönemi de olduysa aileden uzakta ve tanımadığı, ne olduğunu bilemediği insanlar tarafından sürekli ona bir şeyler yapılıyor. Sürekli dışarıdan bir müdahale var ve bu dışarıdan müdahaleye karşı da beden özellikle kendini kapatacaktır. Burada bedenin kendini kapatması dediğimizde bedenin savunması her zaman için kasılma ve kapanma şeklinde oluyor. Burayı da unutmayın. Herhangi bir etkiyi engellemek istiyorsam kaslarımı olduğundan daha fazla kasıyorum ki o etki bedenimde bir şey oluşturmasın. Bedenimin savunması ya da daha içe kapanma oluyor. Bunları yaparken peki hipertonus ya da içe kapanmış bir hipertonus yapıyla karşılaştım ya da hipotonus bir yapıyla karşılaştım. Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Durum değerlendirmesi yaptığımızda da diyoruz ki savunmaya geçmiş bir bedenle karşı karşıyayım. O zaman bu bedenin ihtiyacı olan savunma hareketlerini ona yaptırdığında beden acaba kendini bırakabilir mi? Bunun örneklerini vereceğim. Bir parça rahatlayabilir mi? Buna bakıyoruz. Yani bedenin oluşturduğu savunmayı beden psikoterapilerinde sözel ifadelerle düzeltmiyorum. Bu ayrıntı önemli. Bedenin oluşturduğu savunmayı yine bedenin kendi savunmalarıyla düzeltiyorum. Medikal cerrahi müdahaleler oldukça önemli ve çalışırken yine göreceksiniz bu dönemde yaşanan, özellikle ilk aylarda yaşanan medikal müdahaleler ve cerrahi müdahaleler bir nevi nedir? Bedenin bütünlüğünü tehdit ediyordur. İnsanlığın en temel korkularından biridir. Bir şeyin batması korkusu ya da bir şeyin kesmesi korkusu. Çünkü bedeni en çok tehdit eden iki durumdur bunlar. O nedenle buralardaki savunmalar da daha güçlü ve çözümü biraz daha zor olan savunmalar oluyor bunlar yaşandığında. Aile içinde yaşanan problemlere bakarsak, aile içerisinde çok sık karşılaştığımız şeyler, ebeveyn uyuşmazlığı, aile büyükleriyle çekirdek aile uyuşmazlıkları, yine aynı şekilde ebeveynlerden herhangi birinin psikolojik problemleri, işte depresif oluşu, aşırı kaygılı oluşu, ilgisiz oluşu gibi şeyler de yine erken dönem çocuk için çok büyük bir problem. İleri dönem çocuklarda da problem. Ama burada yaşın ilerlemesi hayat tecrübesini artırdığı için bir derece alternatif çözümlerin bulunmasına imkan sunuyor. Fakat daha küçük yaşlarda hayat tecrübesi yetersiz olduğunda çözümler daha az ve bazen yani böyle bir şey deneyin kendinizde. Bir bebeğin acziyetini anlamak adına deneyin. Yerde bir mat üzerinde sırt üstü uzandığınızda ya da yatakta
Ayaklarınızı hafif bir bebek gibi kaldırın, kollarınızı kaldırın ve onun dışında başka hiçbir yerinizi hareket ettiremiyorsunuz. Boynunuzu da tutamıyorsunuz. Kollarınız, ayaklarınızı, onlar da böyle amaca yönelik hareketler değil, daha çok çırpınma tarzı hareketler. O kollarını, ayaklarını oynatarak çırpınma halini bir deneyin. İnsan nasıl yetersiz hissettiriyor ve bu halin içerisinde diğerinden medet bekliyorsunuz. Gerçekten zor ve bulduğunuz tek savunma şekli ağlamak. Mesela uyku eğitimi veriyoruz diyorlar. Gerçekten bir facia. Savunması bu kadar yetersiz olan bebeği yatağa bıraktığınızda bir süre sonra artık çırpınmayı bırakacaktır, ağlamayı bırakacaktır. Burası bir pes ediştir. Bu pes edişte daha depresif bir beden duruşuna geçecektir. Biz o hipotonus hale gelen depresif bebeğin sakinleştiğini düşüneceğiz. Bu da ayrı bir yanılgı. Kendini teselli ederek uyumayı öğrenene kadar ne olacak? Çok uzun yaşlar yaşaması gerekecek bu zorlukla baş edebilmek için. Bu tür detaylara dikkat etmenizi öneririm. Fiziksel ve cinsel istismar apayrı bir şey zaten. Cinsel istismarda kişilerin genellikle yaşadıkları iki temel duygu var. Bir tanesi acaba kendimi koruyabilir miydim, kaçsa mıydım? Bir nevi suçluluk hissi ya da kendini koruyamamanın getirdiği kızgınlık hissinden geliyor. Şunu yapabilir miydim, onu yapsaydım, bunu yapsaydım ihtimaller. Bu sadece cinsel istismar için geçerli değil. Başımıza gelen işte deprem gibi, kaza gibi halledemediğimiz ve içinde büyük kayıplar yaşadığımız her durum için zihin geriye döner ve acaba şu ihtimali yapsaydım, bu ihtimali yapsaydım şeklinde sorgular durur. Bir tanesi bu. Bir diğeri bedenin savunması, hissizleşmesi. Bu hissizleşme de çok önemli bir ayrıntı. Bedeninden bir nevi kopuyor ve artık bedenini hissetmeyerek yaşadığı durumu kendi içinde toparlamaya çalışıyor. Bu da bir hayatta kalma mekanizması aslında. Anlamlandıramadığı durumda bir nevi duygusal anlamda bedenden çıkmak gibi. Bedenden çıkarak hani geride kabuğumu bıraktığım bir sürüngen gibiyim. Geride kabuğumu bırakarak ne yapıyorum? Kendi duygularımı kenara çekiyorum. Bu şekilde olduğunda bir parçam artık bu halde donmuş, disosiye, bir nevi kabuğunu bırakmış gibi hissiz. Diğer parçam da hayatta kalmak için çaba içerisinde bu şekilde hayatta yaşadığım problemle baş edebilmeye çalışıyorum. Yine duygularımın regülasyonu ve bağlanma sorunlarına baktığımızda afetler, savaşlar, yüksek patlayıcı sesler, aşırı sıcaklık, aşırı soğukluk, sel gibi şeyler, deprem gibi durumlar, bunların hepsi yine dikkat ederseniz bizim tolere etme ve hazmetme kapasitemizin çok çok üzerinde ve gelen etkiyi ne yaparsam yapayım çözemeyeceğim bir yerde oluyorum ve karşılaştığım şeyler gündelik şeyler değil, çok sıra dışı şeyler. Ve bunlara karşı da savunmalarım oldukça yetersiz. İyileşmeye baktığımızda problem böyleyken iyileşme nasıl gerçekleşecek dediğimizde iyileşme aslında bedenin izini sürmek gibi bir şey. Beden duyumsamalarının farkında olmak ve uyarılma döngülerinin takip edilmesini öğrenmek. En temeldeki yerimiz burası. Domino taşları gibi yani çenemi sıktım, enseme yansıdı, ensemin kasılması omuzlarıma yansıdı. Oradaki kasılmayı çözmek için eğildim, bütün omurilik hattının dengesini bozdum. Daha sonrasında bu benim yürüyüşüme, duruşuma ve her şeyime yansıdı gibi. İlk etkiyi buldum, ilk taşı yakaladım, onun düşmesini engellediğimde diğer taşlar bir şekilde
ayakta kalmayı başaracaklardır. Duyumsamanın farkında olmak ve uyarılma döngülerini takip edebilmek. Bağlanmada eksik kalan yanları bularak sosyal becerinin geliştirilmesi yine iyileşme için önemli bir ayrıntı. Şimdi eksik kalan yanlar dediğimizde sosyal beceri ve eksik kalan yanlar dediğimizde aslında şundan söz ediyoruz. Empati kurabilme becerisinden söz ediyoruz. Neden empatiye ihtiyacım var? Empati benim diğerinin duygularını anlayabilmek, kendi duygularımın farkındayım, diğerini de anlayabiliyorsam ne yapmış olurum? İlişki kurma kapasitemi geliştirmiş olurum. İlişki kurma becerimi geliştirmiş olurum. Ve kurduğum ilişkinin kalitesini ve niteliğini artırabilirim. Güvenebilmek çok önemli. Her insan hayatta mutlaka kırılır. Mutlaka kırılır. Kırılmayan insan yoktur. Bir şekilde incinmeyen insan yoktur. Bazı insanlar hayatta genelleme yaparlar. Derler ki bundan sonra artık hiç kimseye güvenmeyeceğim ve her şeyden kuşku duyacağım. Bazı insanlar da ne yaparlar? Evet, böyle bir şey yaşadım. Şundan dolayı yaşadım. Bundan sonra bu özelliği taşıyanlara karşı dikkatli olacağım derler. Şurası önemli. Hep sınırlardan söz ediyoruz. Sınır koymakla güvenmek arasında bir çelişki çıkıyor insanların zihninde. Sınırlar ve güven dediğimizde aslında sınır dediğimiz şey bütün dünyaya duvar örmekten söz etmiyoruz. O zaman yalnızlaşırız ki biz bağlanmak üzere tasarlanmış varlıklarız. Bağlanamadığımızda ve biriyle bağlı olmadığımızda hayat anlamını kaybediyor. Giderek yalnızlaşıyoruz. O yalnızlığın içerisinde hayat anlamsızlaşıyor. Bu anlamsızlığın içerisinde de pek çok hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Yapılan çalışmalar artık burayı çok net söylüyor. Biz sağlıklı yetişkinler, sağlıklı yaşlılar olmak istiyorsak iyi ilişki kurma becerisine sahip olmak zorundayız. İyi ilişki kurma becerisi bize neyi kazandırıyor? Hayatı anlamlandırmayı kazandırıyor. Güvenebilmek dediğimizde biri tarafından incitildim, kırıldım ya da ondan bir şekilde zarar gördüm. Bütün herkese aynı şekilde güvensiz ve zararlı gözüyle baktığımda yalnızlaşırım, hayat anlamsızlaşır. Ben de kızgın ve kindar bir yerde durmaya başlarım. Ama tam tersi, bir dakika, burada iyi tanımam gerekiyor dediğim tecrübeye kapıyı açtım. Ve bu tecrübeyle baktım güvenilir insan ve güvenilmez insan tercihlerim olmaya başladı. Genellikle insanlara baktığımızda ağırlıklı iyi özellikleri olan ya da ağırlıklı kızgın, gergin ya da ilişkiyi zorlayan kötü niyetli insanlardan da söz edebiliriz. Bunları ayırabilme becerimiz olmaya başladığı andan itibaren biz artık ilişkide kimlerle daha mesafeli, kimlerle daha yakın olacağımızı seçeriz. Kalın bir duvar örüp kalenin içine girmekten bahsetmiyoruz o halde. Sınır dediğimizde sınırlarım güvenli, iyi ilişkiler kurabileceğim insanlara açık, güvensiz ve iyi ilişkiler kuramayacağım insanlara karşı biraz daha kapalı olduğunda hayat benim için yine güvenli bir yere dönüşür. Danışanlarımıza biraz da bu beceriyi kazandırmamız gerekiyor. Kimlere güvenebiliriz ve nasıl güvenebiliriz? Kimlere güvenmeyiz ve nasıl güvenmeyiz? Bu güven duygusunun içerisinde yakınlığa izin verebilmek. Yakınlığa izin verebilmek sanki çok arzulanan bir şeymiş gibi insanlar. Sanki yakınlığı çok arzuluyorlarmış. Sanki yakınlık onların en büyük ihtiyaçlarıymış gibi duruyorlar hayatımızda ya da terapide gözlediğim şeylerden bir tanesi. Fakat biri onlara yakınlaştığında hiç de öyle olmuyor. Ne yapıyorlar? O yakınlığa bu müsaadeyi vermiyorlar. Karşı taraf diyor ki
tam sana yaklaşıyorum, bir duvarla karşılaşıyorum. Kişi ilişki terapilerinde, özellikle çift terapilerinde, yakınlığın içerisindeki o uzaklaşma ihtiyacını görmek zorunda. Kendi ihtiyacını, hangi güvensizlikten dolayı bunu yaptığını ve bunun kaynağının kendi geçmişinde nerede olduğunu bulabildiği zaman diğerinden uzaklaşmayı ya da diğerini itmeyi bırakacaktır. Yine iyileşmede en temel şeylerden bir tanesi ilişkide kalabilme becerisidir. Bu da yine önemli bir ayrıntı. İlişki psikoterapilerde genellikle işte bir terapi odasının aktarımından söz edilir ve terapi odasında danışanın karşı aktarımı, danışanın aktarımı terapistin karşı aktarımından söz edilir. Ve buna dair yüzlerce makale ve çalışmalar var. Fakat ilişkilerde bu çok daha yoğun yaşanıyor. Yani terapi odasının bir saatiyle dışarıda duygusal bağ kurulmuş ilişkilerde aktarım, karşı aktarım dediğimiz döngüler çok çok hayati bir önem taşıyor ve bu konuyu araştıran kimse yok gibi bir şey. Doğru dürüst bir çalışma yok, literatür yok. İnsanların burada ilişki çalışan insanlarız ve çok ilginç bir şekilde ilişkide terapistin danışanı ile yaşadığı aktarım, karşı aktarıma bir dünya laf söylüyoruz. Ama iki insanın, bunlar arkadaş olabilirler, bunlar evli çiftler olabilirler. Arkadaş yine belli kısıtlı zamanlarda görüşüyor. Ama emin olun iki arkadaş terapistinden daha fazla birbirini görüyordur ve konuşuyordur. Evli çiftler zaten günün yarısını mutlaka beraber geçiriyorlar. Şimdi bu kadar beraberliğin içerisindeki aktarım, karşı aktarım döngüsünün hiç konuşulmamış olması da bana garip geliyor. Ben psikoterapiyi hep söylerim, derslerde de bahsederim. Asi bir ergene benzetiyorum. Böyle sonradan çıkmış, kendi büyükleriyle dövüşe dövüşe hayatta yer bulmaya çalışıyor. Fakat hayatta yer bulamadıkça da büyüklerinin dediklerini kabul etmek zorunda kalan bir ergen gibi geliyor bana psikoterapi. Bundan önce bireysellik üzerinde vurgularken birçok kültürlerde ilişkinin önemi vurgulanırken psikoterapi bireyselliği vurgulamıştır. Sonunda o kültürlerin dediği yere gelmek zorunda kalmıştır 50 yıl içerisinde. 50 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde bireysellikten, hayır demekten söz ederken bugün artık geldiği yer, iyileşmek istiyorsak ilişkide kalabilme becerimizin yüksek olmasından söz ediyoruz. İyileştiren faktörlerden biri. Bağlanabilme becerimizden söz ediyoruz. Hayatı anlamlandıran, yakınlığa izin verebilme becerisinden söz ediyoruz. Empati kurma becerisinden söz ediyoruz. Bütün bunların hayat kalitesi getireceğinden bahsediyoruz artık. Psikoterapilerin gittiği, evrildiği yer burası. Yine sık sık konuşmalarımda dillendiriyorum. Burada da söylemek isterim, hazır kayıtlı çalışırken. Şu anda daha böyle çocuk eğitiminde ya da yetişkinlerin terapisinde ona duyarlılık ve hassasiyetten söz ediyoruz. İşte sakın incitmemekten, daha doğrusu incitmemek burada yanlış bir ifade. Hani onun herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için elden gelen bütün özenin gösterilmesinden söz ediliyor. Burası çok iyileştirici ve işlevsel bir yer değil. Zamanla şurayı göreceğiz. Duyguyu tolere etme kapasitesinin artırılmasından söz edeceğiz. Yavaş yavaş bahsedilmeye başlandı. İlerleyen onlu yıllarda bundan bahsedileceğini tahmin ediyorum ve bu konuda çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Çünkü problemin kaynağı biraz da duyguyu tolere etme becerisinin yetersizliğinden geliyor. Bunun yetersizliğine baktığımızda da zor aileden gelmek ya da kolay aileden gelmek değil de gerçekten duyguyu tolere etme becerisine sahip ebeveynlere sahip miyim değil miyim? Bu ayrıntı belki de burada önemli olacak. Yine kendi kaynaklarım da
kişisel kaynaklarda ileride değerlendirilecek olan şeylerden biri. Şimdi esnek dayanıklılık dediğimiz yer, biraz önce bahsettiğim durum, sorunu tolere etme kapasitesini geliştirmekten söz ediyoruz. Yani ne oluyor ki, soracağım soru bu, aynı olay karşısında bir insan daha güçlü, daha çözüme yönelik durabilirken diğeri pes etmiş, depresif bir yerde duruyor. Başka biri daha saldırgan ve gergin bir yerde duruyor. Başka biri kendine zarar vermeye karar veriyor gibi. Bir kişiler arasında oldukça geniş bir farklılık var. Bu farklılığa baktığımızda problemi tolere etme kapasitesini geliştirmek önemli. Problemi tolere etme kapasitesinde daha çok da ebeveyn duruşları rol alıyor açıkçası. Ebeveyn bir olayı çok büyük bir şey yaşamış ve yaşadığı çok büyük şeyin içerisinde çözümsüz bir yerdeymiş gibi değerlendiriyorsa, çocuk da yaşadığı pek çok olayı çok büyük ve çözümsüz olarak değerlendirecektir. Ancak burada da hani ebeveynine bir fatura kesiyoruz ama bu fatura hiç bitmiyor. Bu da ilginç. Yani belli bir yaşa kadar fatura ebeveynine kesilebilir. Ama belli bir yaştan sonra insanın aklı var, birçok imkanları var, sahip olduğu pek çok şey var. Ve sahip olduğu imkanlar, aklı ve hayat duruşuyla ebeveynlerinden aldığı bu algıyı değiştirememesi de ayrı bir sıkıntı ve hep götürüp geçmişte ebeveynine bağlaması çok ayrı bir sıkıntı. 40'lı 50'li yaşlara gelmiş ve geçmişte annem böyle yaptığı için. Yahu sen annenin iki katı kadar yaşamışsın hayatta. 20 senedir bunu değiştirme şansın olmadı mı? Burası da ayrı bir sıkıntımız bizim terapistler olarak. Habire tamam, terapi odasında ebeveyn yok, onları kabahatli kabul edelim. Çok konforlu bir terapi alanı, diğerlerini suçlayarak terapiye devam etmek. Bu da belki de bizim de danışanlarımızın da ve psikoterapi ekollerindeki kuramcıların da dönüp bakması gereken şey. Ya senelerdir dövdüğümüz bu ebeveynler gerçekten bu dayı hak ediyorlar mı? Senelerdir okşadığımız bu çocuklar da neden acaba dönüp işte 40'lı 50'li yaşlara kadar ya şurayı da ben düzelteyim diyememişler. Burada bakmamız gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bugün bunu da vurgulamak istiyorum. Farkındalıklara baktığımızda şimdi neler var? Bunu konuşalım. Biliş ve duyumsama farkındalıklarını kullanarak kendi döngülerinin izini nasıl süreceklerini öğretmek. Şimdi bilişsel farkındalık dediğimizde ben herhangi bir olayı zihnimde tekrarlıyorum, olayın ayrıntılarını düşünüyorum, her bir detayı planlıyorum, planladığım her bir detayın aksiliklerini kontrol ediyorum, kontrol ettiğim aksilikler için tekrar tedbirler alıyorum ve tüm tedbirleri alırken de kendimi çok karamsar ve yorgun hissediyorum. Ben eğer bilişsel yapımın böyle çalıştığını fark edersem, bu bir farkındalıktır. Ya ben böyle yapıyorum, bu benim hayatımda ne kadar işlevsel. Ya da hiçbir şey düşünmüyorum, hiçbir tedbir almıyorum, rastgele yaşıyorum. Bu da bir farkındalık. Ya bu kadar tedbirsiz yaşıyor olmam da belki bir şey. Bilişsel anlamda da pek çok alan için bunu söyleyebilirim. Yine o kasların normal tonusu dediğimiz tonus gibi bilişin de normal bir duruşu vardır. Bir derece tedbir alabildiği, bir derece de tedbirini alamadığı şeylerde tamam bir bakalım olaylar nasıl gelişecek diyebildiği bir rahatlık hali. Bir yanım tedbir alıyor, diğer yanım o rahatlığın içerisine giriyor. Ve bu şekilde hayatın içerisinde daha az gerilerek ya da daha az depresif olarak hayatını devam ettirme becerisi kazanıyor. Bilişsel anlamda bu detaylar önemli. Danışanı dinlerken ya da danışanla çalışırken onların bu daha hiper mi, hipo mu yerde duruyorlar, bunu değerlendirebilmemiz,
bilişsel düzlemde zihninden neleri geçiriyor, bunlara bakabilmemiz önemli. Duyumsama dediğimizde, duyumsama, içim daraldı, göğsüm sıkıştı, başım ağrıdı. İşte yapacağım tezi düşündüğümde, hazırlayacağım tezi düşündüğümde içim daralıyor, elim ayağım titremeye başlıyor ve sanki onu hiç yapamayacakmışım gibi geliyor ve kitabın kapağını açamıyorum. Bu bilişsel farkındalık. Bilişsel farkındalığa neyi ekliyorum? Duyumsamaları. İçim daralıyor, elim ayağım titriyor. Yapamayacağımı düşünüyorum bilişselken, yapamayacağım karşısında bedenimin hissettikleri duyumsamalardan söz ediyoruz. Burada kendi zihinsel ve bedensel örüntüsünü fark edip, bu zihinsel bedensel örüntünün izlerini sürebilmek çok kıymetli olacak. İlk yaptığımız şey farkındalıklar. Bu farkındalıklarda hazır olmadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Hazır olmadığımız durumlar nedir mesela? Ben işte kendimi çok kıskanç bir yerde buldum. Kıskançlığı kendime hiç yakıştıramıyorum. Ben kendimi çok korkmuş bir yerde buldum. Bunu kendime hiç yakıştıramıyorum. Çok aciz hissediyorum. Ağlamak çok zayıflıkmış gibi geliyor dediğimiz şeyler. Belki de paniklediğimiz, belki de yıllardır kaçtığımız ve fark etmek istemediğimiz duygular ve bu duyguların bedenimize yansıması olan duyumsamalar. İlk farkındalıktan sonra yapacağımız en kıymetli şey, evet, kabul, ben bir insanım ve içimde pek çok şeyle birlikte bir bütünlük oluşturuyorum. Bu da benden bir parça ve bununla ne yapmam lazım kısmına bakmamız gerekiyor. Bu şekilde bedeni fark etmek önemli. Bedeni fark ederken ilkel beyin, sürüngen beyin dedikleri aslında ne de ilkel ne de sürüngen beyin sapı dediğimiz kısım önemli. Ve beynin kısımları önemli. Burada şöyle bir şey var. Daniel Siegel'ın önerdiği bir şey. Şu baş parmağımı içime aldığımda, içe alıp kapattığımda şu kapatan parmak kısımlarım korteksi temsil ediyor. Şöyle göstereyim. İçerideki baş parmağım limbik sistemi temsil ediyor. Şu kısımda neyi temsil ediyor? Beyin sapını temsil ediyor. Beyni değerlendirirken şu korteks limbik sistemin üzerine kapattım ve şu kısımda beyin sapını temsil eden kısım oldu. Bu şekilde beyni genel hatlarıyla ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Burada önemli bir yapı hipokampus. Hipokampus'a baktığımızda aslında şey gibi, hani bir kıymetli eşyaların konulduğu bir sandık gibi, bir hazine sandığı gibi ve kıymetin burada belirleyicisi duygular. Duygu yoğunluğu ne kadar yüksekse hipokampus için bu o kadar önemli ve kıymetli oluyor ve onu alıp en kısa sürede ulaşabileceği yere koyuyor ve orada saklıyor. İşte bir taze pişmiş kek kokusu, etkilendiğimiz sesler, etkilendiğimiz görsel anılar gibi. Bu bilgiler orada duruyor ve bunu bize sık sık hatırlatıyor. Bu iyi olan şeylerin hatırlanması adına çok kıymetliyken, aynı zamanda olumsuz durumların hatırlanması adına da oldukça sıkıntılı olmakta. Ne yapıyor hipokampus? Travmada habire flashbackler şeklinde bize travma anılarını tekrar tekrar getiriyor. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Yine beyin kısımlarında amigdalden söz edebiliriz. Amigdal güvende olmak üzerine programlanmıştır. Anında tepki vermemizi sağlar. Burada önemli iki şey var. Gerçek acille stresli durum. Biraz önce bahsettiğim her şeye travma mı diyoruz dediğimiz yer. Aslında gerçek acil dediğimiz şey bizde biraz travma etkisi oluşturan ve algılayamadan, düşünmeden aniden tepki vermelerimizdir. Amigdal o tepkiyi verir.
Ama stresli durumlar karşısında kaygılı ve endişeli oluruz. Yani ama bu kaygı ve endişeyi bir şekilde tolere edebiliriz. Bu kaygı ve endişeyle hayatımızı sürdürebiliriz. O diğer durumda hayatımı sürdüremem ve tolere etme kapasitem oldukça zayıf, hatta yoktur. Bazı durumlar var. Hipokampus, amigdal birlikte çalışırlar ve bir anda işte diyelim ki yüksek ses çok uyaran etkisi oluşturdu. Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlar varsa en çok söyledikleri şey seslerdi diyorlar. Çok fazla, çok yüksek sesler vardı diye anlatıyorlar. İkinci söyledikleri şey yanlarında vefat eden yakınları ya ölürse diye bekleyip onun ölümüyle karşılaşmanın verdiği duygu ve orada hiçbir şey yapamadan betonun içerisinde kalabilmek. Şimdi bunlar dikkat ederseniz çok yoğun ve tolere edebilmek gerçekten çok zor böyle bir şeyi. Öngörmek ve tedbir almak gibi bir lüksü de yok böyle bir durumda. Bunlar ne yapıyor? Orada böyle durumlarda amigdal devreye giriyor. Bu acil durum karşısında bedenin yapması gereken her şeye komutanlık yapıyor. Bilgiyi prefrontal kortekse ulaştırıyor. Korteks ne yapar? Doğru kararlar vermek, dikkatli hesaplamalar yapmak, problem hakkında konuşmak, herhangi bir yaptığımız şeye karşı o şeyi odaklanmak üzerine uzmanlaşmıştır. Korteks amigdale göre daha sonradan devreye giren bir beyin parçamız. Prefrontal korteks amigdale sakin olduğu zaman bilgi alır. Amigdal sakin değilse prefrontal kortekse o kadar da bilgi vermiyor. Hatırlamaya değer her şeyi hipokampusa iletir. Bilgiyi hatırlamaya değer kılan duygu yoğunluğu ve tekrardır. Şimdi burada neden söz ediyoruz? Demek ki daha sakin ve daha rahat olduğumuz zamanlarda hatırlama becerimiz biraz daha yüksek olacak. Daha acil ve akut durumlarda da bulunduğumuz ana odaklanmamız kıymetli olduğu için hatırlama becerimiz biraz daha düşük. Bulunduğumuz anın ayrıntılarında duruyor olacağız. Burası dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi anlatan yer arkadaşlar. Eğer ben bir parça bedenimde rahatlamış ve güvende hissediyorsam, hatırlama becerim ve odaklanma becerim yüksek olacaktır. Eğer kendimi rahatlamış ve güvende hissetmiyorsam, tehlike karşısındaysam, hatırlama becerim ve güvende olma hissimin zayıflığından gelen durum değerlendirmem, odaklanmam daha zayıf değil de anlık dikkatim çok yüksek olacak. Ne yapacağım? Anlık dikkatin yoğunluğu içerisinde geçmişi hatırlamak ihtiyacım olan bir şey değil. Çünkü tehlikeyle uğraşıyorum. Amigdalde temel sakinleşmelerden bir tanesi nefes almak. Nedir? Burası neresi? Güvende miyim? Bu tehlikeli mi? Bu değerlendirmeleri yapar. Hipokampüs için hayatta kalma hafızası, amigdal için acil durum, alarm düğmesi diye söz edebiliriz. Duyumsamaların diline baktığımızda, beden duyumsamaları dediğimizde şunları görüyoruz. Titreme, karıncalanma, ılıklık, sıcaklık, soğukluk, donmuş hissetme, katı, sert, terli hissetme, güçlü hissetme, gevşek hissetme, sıkı hissetme. İşte kollarım ağırlaşmış, vücudum ağırlaşmış, bedenim rahatlamış, hissizleşmiş hissetme, gergin, sersemlemiş, yorgun, uyuşmuş hissetme gibi. Bunların tamamı beden duyumsamalarıyla alakalı. Bunu nasıl yapabiliriz? Kişiyi travmaya götürdük. Ne hissettiğine baktık, böyle de bulabiliriz ya da böyle hissediyor olmanın duygularına da bakabiliriz. Ben kendimi uyuşmuş hissediyorum ve kollarımda bir ağırlık hissediyorum. Uyuşma ve kollarımdaki ağırlığa duygu odaklı da kullandığımız gentle tarzı odaklandığımızda buranın duygusuna ulaşabiliriz ve duygu ve deneyimine ulaşabiliriz.
Aynı şekilde danışanımızla deneyimi konuşurken deneyimin onun bedenindeki duyumsamasına gidebiliriz. Her iki yolu da terapide çok rahatlıkla kullanırız ve kullandığımızda da çok etkili bir terapi yapmış oluruz danışanımız için. Şimdi baktığımızda her şeye travma diyoruz ama dedik yaşam tehdidi, savaşmak, kaçmak, saklanmak için hazır olmak. Hayati bir durum ortada, bedenimin vereceği tepkiler bunlar. Savaşmak, kaçmak ya da saklanmak. Yüksek bir uyarıyla karşı karşıyaysam ama henüz bir tehlike algım yoksa ne yaparım? Kaygılı hissederim kendimi, tehlikenin varlığını kontrol etmeye çalışırım. Sürekli etrafa bakıyorumdur, sürekli sesleri dinliyorumdur, tetikte bir halim vardır. Ya da geleceğe yönelik böyle bir düşüncem, böyle bir duygu durumunun içerisindeysem habire tedbirler alıyorumdur. Güvende hissettiğim zaman artık rahatlarım, ilişki kurabilir hale gelirim ve eğlenebilir olurum. Danışanımızın iyileşme hali de aslında biraz böyle. Yaşamın tehdit edildiği o hali çalıştığımızda buradan geçiş yeri kaygılı ve tehlikenin varlığını kontrol etmeye yöneliktir. Bir anda güvende hissetme olmaz. Daha sonra bu kaygılı halinde rahatlatılmasından sonra güvende hissetme gelir. Güvende hissetmeyle beraber ilişki kurabilmekten, rahatlayabilmekten ve eğlenebilir olmaktan söz ediyoruz. Burası Maggie Klein'dan bir alıntı arkadaşlar. Baktığınızda donmayı bedenin çöktüğü, hareketsiz olduğu yer olarak görüyoruz. Şu başlangıcı, travmanın başlangıcını değerlendirdiğimizde endişe ve tasadan bahsediyoruz. Kaygı, korku, panik ve kaçma tepkisinden bahsediyoruz. Buralar yoğun tepki şeylerin olduğu yerler, zorlukların olduğu yerler. Ama zorluk karşısında yapamam dediğimde daha ne yapıyorum? Dorsal vagal'a geçiyorum. Hareketsizlik ve çöküşü yaşıyorum. Yapabilirim dediğimde yine dorsal vagal'dayım. Ama ne yapıyorum? Savaşıyorum, saldırganlaşıyorum, rahatsızlık hissediyorum. Daha sempatik uyaranla yola gidiyorum. Kaçma reaksiyonunu verirken fazla yoğun bir yerdeysem hissizlik, kopma, depresyon gibi duyguları yaşıyoruz. Utanma, kapanma, umutsuzluk, ölüme hazırlanma, tuzağa düşmüş hissetme tehlikenin yoğunluğuyla devam eden duygular. Buralarda da neler var? Giderek önce yükselen sonra azalan bir döngü var. İyi hissettiğimizde güven duyuyoruz, neşeli oluyoruz, topraklanmış hissediyoruz, meraklı oluyoruz, etrafımıza açık oluyoruz, kendimizi açabiliyoruz, diğerlerinin bize açılmasını kabul edebiliyoruz, şefkat duyabiliyoruz. Buralarda kıymetli haller aslında. Parasempatik sisteme baktığımızda dorsal vagalin etkisi acil durumlarda enerji depolama, hissizleşmeye yardım etme. Burada endorfin yüksekliği önemli bir detay. Hissizleşmede endorfin yüksekliği yine bakılması gereken şeylerden bir tanesi. Bunun sebebi de şöyle, belirli bir yere kadar endorfinin verdiği etki hissizlik, belirli bir yerden sonra endorfinin verdiği etki acaba nedir diye nörolojik anlamda çalışılması gereken bir şey. Nabız, kan basıncı, vücut sıcaklığı, yüz ifadesi, göz teması bunların hepsi azalıyor. İnsan daha çok içine kapanıyor ve ne yapıyor? Daha tepkisiz bir yere geliyor. Dikkat ederseniz tehlike eşiği yükseldikçe vücut enerji kullanmayı azaltmaya başlıyor. Tehlike eşiği halledebileceği bir yerde ise daha enerjisini daha fazla kullanırken tehlike eşiği ne kadar yüksekse o kadar donuk ve enerjisi o kadar az hale geliyor.
diye şöyle bahsedelim. Tekrar buradan devam edelim. Yine bedene baktığımızda bunların hepsini oyunlarda kullanacağız. O yüzden böyle anlatıyorum. Bedene baktığımızda beden tekrar ederek öğrenir. Burası önemli. Yani zihin ya da zihinsel farkındalık gibi değildir. Bir farkındalığı bir defa oluşturdum bedende. Tekrar oluşturmam gerekiyor. Bu tekrarlamalarla sinir sistemi öğreniyor. Öğrendiği bilgiyi hayatında kullanmaya başlıyor. Eğer bir defa uyguladım ve tekrarlanmadıysa o zaman bu bilgi o kadar da kullanılabilir bir bilgi olmuyor. Duyumsama becerisi, farkındalık ve beden duyumsamalarını izleyerek ihtiyacını bedene yaptırmaların tekrarlanmasıyla gelişir. Bir alıştırma yapalım. Eğer burada varsanız ben size söyleyeyim. Siz onu kendi kendinize yapın ve etkisine bir bakın. Önce hareketi yaparız. Sonrasında beden etkilerinin farkındalığına dikkat ederiz. Böyle nasıl hissettirdi bu durum dediğimizde, işte içim daraldı, rahatladım, üzüldüm gibi. Küçük bir çocuk gibi yapın. Olduğunuz yerde eğer imkanlarınız varsa ayağa kalkın. Ayakta topuğunuzu yere vurun. Hani küçük çocuklar yapar ya, aynen öyle. Tam topuklarınızı 1, 2, 3 defa bir ayağınızı karşıya geçin. 1, 2, 3 defa diğer ayağınızı. Topuklarınızı vurdunuz ve topuklarınızı vururken ben diye o topukları vurmanın etkisiyle ben diye de söyleyin ya da hayır diye söyleyebilirsiniz. Topuğunuzu vurun, hayır. Ya da topuğunuzu vurun, ben. Bunu böyle bir 4-5 defa tekrarlayın. Bekleyelim. Üzerinizdeki etkisini fark etmeye çalışın. Şimdi topuklarınızı vurmayı bıraktınız. Bu defa topuğunuzu vurdunuz, karşıya tekme attınız. Ama parmak ucuyla değil, hani topa vurur gibi değil de topuğunuzla bir duvara vurur gibi attınız o tekmeyi. Önce topuğumu yere vurdum, sonra karşıya tekme atar gibi topuğumla tekmeyi attım. Bir de bunun etkisine bir bakın. Şöyle hem yapın, yine bekleyelim biraz, bir 30 saniye, 40 saniye kadar ve tekrar dönüp bedeninizdeki etkisini fark etmeye çalışın. Şimdi bunu yaptıysanız bedendeki etkisinde kalmaya devam edin. Topuğumu vurdum ve diğerini kendimden uzaklaştırdım. Tekme. Bedenin bir savunma şekli. Yeri sağlamlaştırıyorum, olduğum yeri ve bana zarar verebilme ihtimali olan tehlikeyi uzaklaştırıyorum. Olduğum yeri sağlamlaştırıyorum, tehlikeyi uzaklaştırıyorum. Ne yaptım? Beden hareketleriyle içimdeki tehlike algısının savunma hareketlerini yaptım. Yerimi sağlamlaştırdım, tehlikeyi uzaklaştırdım. Bu bedenimde ne etkisi oluşturuyor? Artık sözel bir ifadeye gerek kalmadan bir rahatlama, bir güven hissi oluşturuyor. Bedenle çalışan metotların içerisinde bu tarz şeyler çok fazlasıyla var. İlk yaptığımız şey o zaman nedir? Deneyim, bedenimde ne yaptığı ve ben bu bedenimde olanın tekrar bedenimde hangi hareketle rahatlatabilirim? Hareketi yaptığımda yine bedenimdeki duyumsamamı fark ediyorum ve ne yapıyorum? Bunları tekrar tekrar deneyimin etkisi, bedenimin yaptığı, bedenimin savunması ve tekrar duyumsamam şeklinde bir farkındalık zinciri ve bunun tekrarlamalarıyla yaşanılan
zorluğun, yaşanılan travmanın etkisini bedenimde hafifletmeye ve normale çekmeye çalışıyorum. Ve bedende bunları yaparken böyle yapmak içimi daralttı, böyle yapmak beni rahatlattı, böyle yapmak üzüntü hissettirdi gibi bir takım duygulanımlardan da söz ediyoruz. Duyumsamaları fark edip takip edebilmek önemli. Bu iz sürme becerisi, şimdi başım ağrıyordu, şimdi kulağıma geldi, şimdi ayağıma geldi gibi bir hani futbol maçlarındaki spiker tarzı bir şeyden söz etmiyorum. Daha böyle fark edip orada kalabilmekten söz ediyorum. Sakinliğimizi bozmadan, bir dakika şu an bir şey oluyor, göğsümde bir sıkışma hissettim. Kaburgalarımın arasında işte bu ayaklarımda bir ağırlık var gibi dedim. Bunları sadece fark ediyorum ve bedenle çalışırken yine en çok bileceğimiz şeylerden bir tanesi farkındalığın izini, duyumsamanın izini sürerken bedenin sakin kalabilmesi. Ben her hissettiğim şey için paniklersem artık orada değilim, oradan çıktım şey gibi düşünün. Dalacaksınız ve daldığınız yerde işte her çocuk oynamıştır büyük ihtimalle. Denizde ne yaparsınız? Dibe dalarsınız. Daldığınız yerden kum ya da oradaki istiridyelerden, midyelerden bir avuç alıp dışarı çıkarsınız. Ne yapıyorum? Duyumsamayı aynen bunun gibi düşünün. Dalıyorum, daldığım yerde bir süre kalabiliyorum ve orada aldım. Tekrar yukarıya çıkarken de sakin bir şekilde çıktım. Bunu yapmadı. Danışanım çalışırken daldı. Burada istiridyeler var dedi. Olay bitti artık. Dalmıyorum. İstiridyelerin varlığını söylemek için tekrar yüzeye çıktım. Tekrar daldım. İstiridyeleri gördüm. Şimdi daha yakından gördüm. Şöyle görüyorum. Tekrar ne yapıyorum? Yüzeye çıkmış oldum ve anlatıyorum. Yapmam gereken şeyi yapmıyorum. Daldım, oradan midye ve istiridye alıp çıkacağım. Bunu yapmıyorum. Hep ne yapıyorum? Gördüğüm şeyi çıkıyorum suyun üzerine, bilgi veriyorum. Genellikle bedenle çalışırken dikkat edilmeyen ayrıntılardan bir tanesi burası. Bir parça sakinliğini koruyabilmek, orada gördüğünü fark edebilmek, fark ettiğin şeyin üzerinde sakince kalabilmek ve bu sakinlikle bedenin bana sunduğu şeyleri görmeye, fark etmeye, bir nevi okumaya devam edebilmek aslında bu döngüleri kolayca anlamamızı sağlıyor. Fakat bunların izini sürerken biraz önce söylediğim gibi habire oradan çıkıyorum, ya panikliyorum ya kızıyorum gibi bir şeyin içindeysem bu işi zorlaştırır. Göreceksiniz bazı danışanlarınızda işte bir zorluk yaşıyordur. Diyelim ki panik. Panik yaşıyorum. Bunun için çok üzülüyorum. Panik yaşamak ayrı bir şey. Bunun için üzülmek ayrı bir şey. Üzülmeye başladığım anda yaşadığım problemi büyütürüm. Korkuyorum. Kendime kızıyorum. Olayı biraz daha büyüttüm. Oysa tam şurada kalsam, korkuyorum, ihtiyacım ne dediğimde kendime kızma faslına gitmesem toparlarım gibi. Buralar duygu odaklıdan. Bedende de benzer şekilde bir yolculuğumuz var. Böyle hissettiğim, böyle duyumsadığım için çok gerginim dediğimde bedenimin zaten gergin olan halini biraz daha germiş oluyorum. Bu da iyileşmeyi engelleyen şeylerden bir tanesi. Şimdi sizleri göremiyorum. Birebir de bir bağlantım olmayınca bu uygulamalarla ilgili ben buradan yönergeler vereyim. Siz de kendi içinizde deneyin istiyorum. Gözleriniz kapalı olarak oturmadan önce böyle bulunduğunuz yerde yakınlarınızda belki bir peçete olur. Ben buldum. İşte belki telefonunuz olabilir, belki bir kalem olur, belki notlukluğunuz bir defter olur, bilmiyorum. Orada dokunabileceğiniz herhangi bir objeyi alın ve gözlerinizi kapatın.
Böyle bir objeye dokunmaya devam edin ve bu dokunmanın sizdeki etkilerini fark etmeye çalışın. Yine biraz bekleyelim. Bir 30 saniye, 1 dakika kadar bekleyelim. Siz de o dokunuşta kalmaya devam edin ve sizdeki etkisinin farkındalığında bir miktar kalalım. Şimdi gözlerinizi açın. Bu dokunuştan hoşlandınız mı, hoşlanmadınız mı? Bunu fark edin. Eğer yanınızda bir kağıt kalem varsa oraya yazabilirsiniz. Bundan hoşlanıp hoşlanmadığınızı belirtebilirsiniz. Ve bu dokunuş teninizde nasıl hissettirdi? Bunu fark edin. Yine bununla alakalı fark ettiklerinizi yanınızda biri varsa anlatın. Ya da imkanınız varsa bir kağıt kalemle yazın. Bunu bedeninizde nasıl hissettiniz? Bir de bunu. Hem teniniz bu dokunuşu nasıl hissetti? Hem de bu ten dokunuşunun bedeninizin geri kalan kısmındaki etkisi. Bunu çocuklarla nasıl yaparsınız? Çocuklara farklı farklı objeler verirsiniz. Bir kutunun içerisine doldurursunuz. Sert oyuncaklar, yumuşak oyuncaklar vesaire. Hadi gel bak elimizi oraya daldıralım dediniz. Elini daldırdı. Oradan bir şeyi buldu. Gözlerini kapattı ve bulduğu şeye dokunmaya devam etti. Onun ne hissettiğini, bu dokunuştan hoşlandı mı, hoşlanmadı mı? Bu dokunuş güvenli mi, güvensiz mi? Bu dokunuş teninde nasıl geliyor, sıcak mı soğuk mu gibi ve bu etkinin bedeninde nasıl olduğunu konuşabilirsiniz. Gözünü kapatarak bunları yaptı. Burada farklı farklı objelere geçişler yaparsınız. İşte bir kağıt, peluş bir oyuncak, plastik bir oyuncak, bir araba, bir dinozor gibi farklı objelere dokunurken nasıl hissediyor? Bu güvenli mi geldi, güvensiz mi geldi? İşte güvensiz geldi çünkü dikenleri var. Ne yapmış olduk çocuğa? Bedeninde o dokunuşunun, bedeninde olan etkisinin izini sürmeyi öğretiriz. Duyumsama oyununu oynayarak oldukça da keyiflidir. Çocuklar da bunu gayet güzel, keyif alarak yaparlar. Play Shop'un kullandığı oyunlardan bir tanesi bu. Yine bir diğerine bakalım. Topraklanma becerisi. Topraklanma becerisi zihnimizle bedenimiz arasındaki bağı yeniden kurmak. Hani bedeni şey gibi düşünün, o sürüngen beyin dediğimiz yerde ne var? Kabuğumdan çıkıyorum, kabuğumu arkada bırakıyorum, ben dışarıdayım. Zihni dışarı çıkan parçam gibi düşünün. Bedeni de geride kalan kabuk gibi düşünün. O ikisi arasındaki bağı yeniden kurmak istiyorum. O yeniden bağ kurmak için de topraklanmak çok kıymetli. Bununla ilgili de topraklanma çalıştığımızda tekrar güvende olma hissi, tekrar kapsanmış olma hissi, kendimi sağlam hissetme, bütün hissedebilmem ve yaşanılanları bir şekilde kontrol edebilmenin güvenini hissederim topraklanma çalışmalarında da. Duyumsama becerisi beden farkındalığımı artırıyor, dikkat ederseniz. Topraklanma da ne yapıyor? Sağlamlık, kontrol, kapsanmış olma, güvende olma hissini veriyor.
Hani farkındalık ve topraklanma ikisi birlikte kullanıldığında bir travma çalışmasının ön hazırlığı gibi olacaktır. Farkındalık çalışırım, bedeninde duyumsamaların izlerini takip etmeyi öğretirim. O duyumsamaların topraklamasını yaparım ve bu beceri. Bundan sonra da neyi çalışırız? Travmayı daha derinlemesine çalışabiliriz danışanımızla. Topraklanmaya baktığımızda öncelikli olarak oturduk, herhangi bir yerdeyiz. Otururken insan bedeni güveni her zaman için ayak tabanlarından alır. Ayak tabanlarım yere basıyorsa güvende hissediyorumdur. Genellikle travmalarda, yaşanılan zorluklarda kişiler ayaklarını, ayak tabanlarını yeterince hissedemezler. Güncel olduğu için çok sık aklıma geliyor. Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlar da görmüşlerdir. Sorduğunuzda ayaklarınızı hissediyor musunuz dediğinizde birkaç beden hareketini yaptırıp şimdi oturun bir kontrol edin. Bedeninize baktığınızda ayaklarınız orada mı? Havada gibiyiz derler. Hissetmiyoruz derler. O havada gibiyiz, hissetmiyoruz kısmı güvensizliğin olduğu yer. Ne yapıyorum? O nedenle ayaklarımı koydum yere. Ayaklarımızı koyduğumuzda eğer ayaklarımız orayı çok hissetmiyorsa topuğumu bastım, tekme attım, bunu yapabilirim. Topuğumu bastım, parmak ucumu bastım, bunu yapabilirim. Ayak bir parça hissedebilir hale gelir ama hiçbir zaman tam olmaz büyük olaylar karşısında. Daha hafiftir ve daha çok çalışma isteyecektir. Biraz hissediyor oluşu yeterli. Hissetti, ayakları yerde, oturduğu yeri, sandalyeyi, sırtını, ellerini hissedebilmesi önemli. Bunları yaptı, ayaklarımı hissediyorum, oturduğum yeri, ellerimi hissediyorum, bunları buldu. Burada nefesini kontrol etmeye başlar ve nefesini kontrol ederken de nefes alıp verme çok önemli. Yine travmalarda rezerv hava kapasitesi akciğerin fazladır. Nasıl fazla? Bir olayı gördüm ya da bir olayın içerisindeyim. Nefesi aldım, bedenim kasıldı. İçeride rezerv bir hava kaldı. Amacım bedenimi o akciğerdeki etrafı saran kasları ve akciğerin kendi kaslarını bir parça yatıştırabilmek ve bu yatıştırmanın içerisinde içeride kalan sıkışmış havayı dışarıya verebilmek. Bunu amaçlıyorum. Bu amaca baktığım zaman da buna yönelik bazı egzersizleri yapabilirsiniz. Rahatlama çalışmalarından bir tanesi akciğeri rahatlatmak için ellerimi kaldırdım. Genellikle korku her zaman için çoğunlukla dizlerimi taşıyabileceğim bir korkuysa gerer. Taşıyamayacağım bir korkuysa dizlerim tutmaz diye tanımlanır. Dedim dizlerimi hafif kırıyorum, büküyorum ki o şeyi taşıyabilir hale geleyim gerilimi. Kollarımı kaldırdım, kendimi aşağıya doğru "Hah!" diyerek bıraktım. O akciğerin sıkışıklığını bir parça açmış olurum. Çocuklarla çok keyifli yapılabilir ve oynanabilir bu oyun. Bunu yaparken tekrar baktım, bedeni hissettim, nefese yöneldim. Nefesin alma şekli, sanki yavaş yavaş bir şeyi doldurur gibi. Orada doldurduğum şeyin bana müsaadesi kadar nefes almam önemli. Daha az değil, daha fazla zorlayarak değil. Çünkü neden kasıldı bedenim? Dışarıdan kaldıracağından çok daha fazlası geldiği için kasıldı. Ben nefesle de aynı şeyi yaparsam o kasılmayı azaltamam. Tam tersi artar. Çok önemli bir ayrıntı. Ama şunu yaptım, yavaş yavaş ve vücudumun izin verdiği kadar aldım, sonra nefesi aynı yavaşlık ve vücudumun izni kadar bıraktım. Bu şekilde nefese devam ettik
bedenimizi fark ettik. Bir parça etrafa bakıyoruz. Etrafta bize iyi gelen şeyleri buluyoruz. O iyi gelen şeye odaklanıyoruz ve biraz da o iyi gelen şeye odaklanmış kalıyoruz. İyi gelen şey üzerinde dururken yine nefesimizi alıp vermeye devam ediyoruz. Topraklanmayı birlikte yapalım birkaç dakika. Hem günün yorgunluğunu atmanız adına olduğunuz yerde kalın. Ayaklarınızı, oturduğunuz yeri, sırtınızı, ellerinizi nerede dinleniyorsa oraya bırakarak koyun ve nefesinizi fark edin. Nefesinizi sanki böyle bir şeyin içini yavaş yavaş dolduruyormuş ve onun müsaade ettiği kadarla dolduruyormuş gibi hissederek alın. Aynı şekilde onun müsaade ettiği kadarıyla da yavaşça verin. Bunu çocuklarla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok uzun tutmamak kaydıyla onlar böyle bir oyuna çok rahat uyum sağlarlar. Sonrasında nefes alıp vermeye devam ederek bekledik, bedenimizi hissettik. Biraz daha bekleyelim. Şimdi etrafınıza şöyle bir bakıyorsunuz ve etrafınızda size iyi gelen şeyler buluyorsunuz. Ve bu iyi hissettiren şeylerin bedeninizdeki duyumsamasını fark ediyorsunuz. Bu duyumsama ve bu rahatlığı hissederek bekliyoruz biraz. Farkındalık oluştursun bedeninizde. Bu şekilde çalışmayı tamamlıyoruz. Sizdeki etkisini kontrol edin. PlayShop'un kullandığı oyunlara baktığımızda ne tür oyunlar kullanıyor? Bu bir tanesi topraklanma çalışmaları. Biraz önce gösterdiğim gibi. Duyumsama oyunları yine kullanılan oyunlardan biri. Dokunuyorum, bana ne hissettiriyor? Oturuyorum, bana ne hissettiriyor? Gibi seslerle alakalı yine benzer şekilde. Nefesle alakalı çalışmalar var. Nefesi alıyorum, ne kadar alabiliyorum? Ne kadar verebiliyorum? Toplar var. Topları kullanabiliyoruz. Toplarla istediğimiz her şeyi yine aynı şekilde bir topla ne yapılabilirse onların hepsini kullanıyoruz. Sadece burada kullanırken dikkat ettiğimiz şey böyle yapmak bedenime nasıl hissettiriyor? Böyle yapmak iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Ve bu farkındalıklarım nasıl farkındalıklar? Birlikte saçmalayabiliriz. Paraşüt oyunlar olabilir, savaş, kaç, don tepkisi veren oyunlar olabilir. Nedir mesela? Çocukla berabersiniz, hadi kaçıyoruz, hop durduk, tekrar kaçıyoruz, şimdi saldırıyoruz şeklinde oyunu yönlendirebilirsiniz. Ve burada kaçalım yaptığınızda bu kaçma onun ayaklarında nasıl hissettirdi bunu bulabilirsiniz. Savaşalım yaptığımızda nasıl hissetti? Biraz savaştık. Şimdi bedeninde nasıl hissettiğini sorabilirsiniz. Donma tepkisi verdik. Durduk, beraber donduk. Yine ne yapıyoruz? Bedeninde nasıl hissettiğini soruyoruz. Sosyal ilişkilenme oyunları, işte kreşte kullanılan pek çok oyun türünü burada kullanabiliriz. Bu ilişki içerisinde hissettiklerini çocuklara sorarız. En basiti el çırpma. Karşılıklı el çırpma oyunlarından bir tanesini oynuyorlar. İşte bir defa kendi elini çırpacak. Ondan sonra karşıya dokunacak. Tekrar kendi elini çırpacak gibi onlar buluyorlar.
Bu ilişkinin içerisinde nasıl hissediyor? Bunları bulmak önemli. Yine depremden sonra insanlar hep bir arada olmak istediler. Birbirlerinden uzak olmak istemediler. Birbirlerini görebilecekleri yerde olmak istediler. Bu da neden o sosyal ilişkinin verdiği güven hissine duyulan ihtiyaçtan. Genellikle konuştuğumda, mesela çok yakın bulduğum kişilere bunu sorduğumda, deprem öncesinde bu kadar yakın mısınız diye sorduğumda, hayır, deprem öncesinde bu kadar yakın değildik ama depremden sonra çok farklı bir şey oldu. Yakın olmak istiyoruz, bir arada olmak istiyoruz cevaplarını aldım. Bu da bizim sosyal ortamdaki güven duymamız, sosyal ortamda güven hissetmemizle alakalı ve yine ilişkiye ihtiyaç duyan yanımızla çok bağlantılı. Kendi oyunlarımızı oluşturabiliriz. Kendi oyunlarını oluşturmada çocuklarda çok güzel bir şey var. Hangi hayvan olmak isterdin? Genellikle yaşadıkları travmayı düzeltecek hayvanı olmayı tercih ediyorlar. Mesela bir yılan olsaydım sürünerek çıkabilirdim. Ya da işte bir kanguru olsaydım zıplayarak kaçabilirdim gibi. Onlar bunu buluyorlar. Bunu buldukları zaman da onlara diyoruz ki hadi bakalım o oyunu oyna. Hep birlikte yapıyorsunuz. Siz de onunla beraber o oyunu oynuyorsunuz. Bu şekilde oyunları kullanabilirsiniz PlayShop'un içerisinde. Bu şekilde yine tekrar şuradan geriden vurgulayayım. Duyumsama, topraklanma ve oyunlar. Duyumsama, topraklanma, oyunlar. Bu döngüyü kullanıyoruz problemi çalışırken. Duyumsama farkındalığı, topraklanma, oyun. Duyumsama farkındalığı, topraklanma, oyun. Kullandım bu döngüleri. Bu döngüleri kullandığımda artık danışanım o donma halinden, disosiye halden çıkmaya başlar. Bu donma halden, disosiye halden çıkarken hissettikleri duygular, sinirlilik, kaygı hali olacaktır daha çok. Neden öfke çıkıyor? Ben bir burada ışığı açacağım. Bir saniyenizi istiyorum. Öfke her zaman için gücü getirir. Kaygı güçle beraber bu durumla baş edip edemeyeceğimin kaygısıdır. Sinirli ve kaygılı hissetmeleri çok normal. Bu sinirli kaygılı hal bir süre sonra yatışmaya başlar ve daha böyle duygusal bir yere geçerler. Daha üzgün, daha yas tuttukları bir yerdir. Bunlar aslında işlerin kötü gittiğini anlatmaz bize. Tam tersi der ki doğru şeyler yapıyorsun. Sinirli ve kaygılı hissetmeye başladı. Bedeni açılıyor artık. Bir süre sonra da neden bunları yaşadığımın hüznünü ve üzüntüsünü yaşadı dediğimiz yas sürecine geçer. İşlerin bize yolunda olduğunu söyler bu bilgiler. Adaptif kızgınlık dediğimiz yer çok önemli bir durum ve psikoterapide verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız bir yer aslında. Güldenur, nasıl yapalım? Şimdi 19.25 saati gördüm. Biraz ara verip tekrar mı dönelim? İstanbul için burada mısın Güldenur? Yoksun. İstanbul için yarım saat var. Burada da 10 dakika var. Biraz daha devam edeyim. Belki tamamen bitirip bırakabiliriz. Bilmiyorum sabrınız o kadar yeter mi? Ama 8'e kadar anlatırsam zannederim bu slaytları bitiririz. Adaptif kızgınlığa baktığımızda rol yapma, eyleme dökme davranışlarının gösterilmesinden bahsediyoruz. Şimdi kızgınlığı kırmızı bir enerjiye benzetiyoruz çocukta ve bu kırmızı enerji nerede var?
kollarında, omuzlarında, bacaklarında gibi yerini bulmasını istiyoruz o kırmızı enerjinin. Ve en son ne zaman çok kızdı ve birine zarar verdi, onu düşündürttüm. Ve onu düşünürken o kırmızı enerji onun bedeninde neredeydi, bunu bulabildik. Sonrasında öfkelendiği yerleri, daha doğrusu o kırmızı enerjiyi hissettiği yerleri boyamasını istiyoruz. Boyamayı yaparken bir kurabiye adam çizmesini istiyoruz ondan. Yanınızda kağıt kalem varsa siz de çizebilirsiniz. Kurabiye adamı çok basit bir şekilde çiziyoruz. Burada çizip size göstereyim. Şöyle. Böyle Casper gibi bir şey çizdim. Kurabiye adam. Bu kurabiye adamı çizdikten sonra bunu çiziyorsunuz beraber. Bunu çizdikten sonra hadi gel bu kızgınlığı temsil eden kırmızı enerjiyi nerede hissediyorsun? Onu çiz diyorum. Mesela diyelim ki ayaklarını çizdi. Oraları boyuyor. Benim elimde kırmızı yok, siyahla boyadım. Şöyle ayaklarında o duygunun olduğu yeri, hissettiği yeri boyamasını istiyoruz. Bu şekilde ne yapmış olduk? Durumu belirlemiş olduk. Kırmızı enerji nerede? Ve bu kırmızı enerji nasıl? Resim çizerek çocukla beraber burayı belirginleştirmiş olduk. Kurabiye adamın üzerinde kızgınlık, korku, iyi hisleri çizebiliyoruz. Yine güvenli yer çizebiliyoruz. Kaynaklarını çizebiliyoruz. Sevilen şeyler ve rahatlatan şeyleri çizebiliyoruz. Şimdi bunları çizdiğimizde asıl önemli olan yer şurası. Mesela kurabiye adamı çizdim, ayaklarımda kızgınlığı hissediyorum. Bunu bedeninde nasıl hissettiğini konuşabilmek, sorabilmek. Güvenli yer çizme de benzer şekilde. Güvenli yeri çizerken nasıl hissettiğini sorabilmek. Kaynakları çizerken beden duyumsamalarını alabilmek. Sevilen ve rahatlatan şeyleri yine ona sorabilmek önemli. Nefesle alakalı bir tane şey var. Hoberman küresi dedikleri, fizikçilerin kullandığı. Bizim de nefesi böyle daha geniş almayı tanımlayıp, bak şimdi böyle daraldık, hadi gel genişçe alıyoruz deyip küreyi genişletip, sonra yavaşça tekrar küreyi daraltarak nefes çalışması yaptırabiliriz çocuklara. Çok da keyifli olur. Onlar bunu, bu tür şeyleri seviyorlar ve uyum sağlıyorlar. Güvenli yer çizdiğinde, kendini güvende hissettiği yer, bu güvende hissetmenin ona iyi gelen yanlarını konuşabilirsiniz. Ve güvende hissetme, kurabiye adamın üzerinde nerede ve hangi renk duyguyu taşıyor? Kurabiye adamın üzerinde güvenli yeri çizdikten sonraki duyumsamayı bulup, o duyumsamayı da kurabiye adamın üzerinde rengini bularak belirtebilirsiniz. Kaynak aynı şekilde, sevilen şeyler aynı şekilde kullanılabiliyor. Buraya kadar dikkat ederseniz ne yaptık? Yine farkındalık çalışmaları yaptık çocuklarla birlikte. Şimdi baktığımızda bir travmayı play shock mantığıyla çalışmak istediğinde neleri kullanabiliyorum artık? Güvenli alan hikayesi ve çizimlerini kullanabiliyorum. Güvenli alanın kurabiye adamdaki etkilerini, duygularını yaptırabiliyorum. Güvenli yer oluşturmayı kullanabiliyorum. Meditatif güven imgelemesi yaptırabiliyorum. Yaşanılan travmanın bedendeki etkilerini fark etmek üzerinde bir açılma sağlıyor. Bedendeki etkiyi fark ettiğinde bu somatik deneyimlemenin tarzıdır.
Travmanın daha ilerisine daha ilerisine gitmiyoruz. Fark ettiği yerde duyumsamayı buluyoruz. Duyumsamanın farkındalığı topraklanma ve bedenin ihtiyacını bulma şeklinde yatıştırma. Daha sonra tekrar travmaya gitme, tekrar travmanın etkisinin çıktığı yerde yeniden farkındalık, topraklanma, rahatlama, kaynak oluşturma. Tekrar bunu yapıyoruz. Sonra tekrar travmaya gidiyoruz. Tekrar travmanın etkileri bedende çıktığında bu şekilde bütün travma deneyimini baştan sona etkileri çıkmadan konuşabilir hale gelinceye kadar bu prosedürü tekrarlıyoruz. Beden psikoterapilerinde özellikle somatik yaklaşımda kullanılıyor. Bunlar olurken bedenin bir parça rahatlamaya başladığını görürüz, fark ederiz. O rahatlamanın bu defa izlerini sürmeye başlarız. Şimdi bir taraftan travmada ilerliyorum, travmanın etkilerini topraklıyorum, fark ettiriyorum, yatıştırıyorum gibi bir döngüyü yürütürken bir tarafta da rahatlamanın etkisini buluyorum, onun bedende yayılmasını takip ediyorum. Bu döngüyü tekrar ettirerek ne yapıyoruz somatikte? İşte bir medikal travma, bir şiddetle ilgili bir travma, bir istismar gibi durumları tamamen çalışıyoruz. İstismarda önemli olan şeylerden bir tanesi şu, beden bütünlüğüne yapılan bir saldırıdan söz ediyoruz. Şiddet de benzer bir şey. O nedenle burada beden bütünlüğünü korumak adına çok basit birkaç şey var. Kullanabilirsiniz. Ne yapıyorum? O topuklarımı yere bastım, ben dedim. Tekmeyi karşıya vurdum, sen dedim. Bunu yapabilirsiniz. Topuklarımı bastım ve hayır dedim. Bunu yapabilir. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamada kendime bir alan açıyorum. Sanki bir duvarı iter gibi. Hadi birlikte karşıya doğru ittik. Yanlara, yukarıya şeklinde açtığım alanı ellerimi önde kavuşturarak hissetmeye çalışıyorum. Bulduğum alanı böyle iyice hissettikten sonra alanım, topuklarımın yere basması ve tehlikeyi uzaklaştırmış olmanın bendeki etkisini deneyimliyorum. Bu deneyimden sonra kendi beden bütünlüğüme yöneliyorum. Kucaklama şekli şöyle. Kollarımı koltuk altlarında tutuyorum. Şu şekilde ellerim, kendim bu şekilde kucaklıyorum. Bunu yapabilirsiniz. Bu kucaklamanın yine duyumsamasını konuşmak çok önemli. Elimi yapıyorum, duyumsamasını konuşuyorum, farkındalığını konuşuyorum. Bu kucaklamanın etkisinde de 1-2 dakika kaldıktan sonra bedenimi sıvazlıyorum. Baştan aşağıya ayaklarım, başım, tüm vücudum deriyi hissederek beden bütünlüğümün yenilenmesini ya da beden bütünlüğümü yeniden algılamaya çalışıyorum. Tıpkı bir bebeğin o koluyla, ayağıyla işte emerek, dokunarak oynaması gibi bir şey yaptığımız şey. O beden sınırlarımı ve bütünlüğümü hissediyorum. Beden sınırlarımı ve bütünlüğümü hissettikten sonra çalışmayı tamamlamış oluyoruz. Şeylerde çalışırken, özellikle istismar ve şiddetle çalışırken aklınızda olması gereken şeylerden biri bu. Detaylardan biri bu. Beden bütünlüğünüzün korunmasını sağlamak. Kaynaklarımıza baktığımızda hayatımızdaki kaynaklar bizi gülümseten, iyi hissettiren şeyler, daha güçlü ve yeterli olmamıza yardımcı olan şeyler, güvende sakinleşmiş hissetmemize yardımcı olan şeyler, bağlantıda hissetmemize yardımcı olan şeyler, kaynaklarımızı bulup bağ kurabilmemizi sağlayan yönler önemli. Dikkat ederseniz bu kaynakların beşi de farklı alanlardan söz ediyor. Yani beş farklı alanda kaynak oluşturmaktan söz ediyoruz. Bir tanesi iyi hissettiren, bir tanesi gücü vurgulayan, bir tanesi güven ve sakinliği vurgulayan, bir diğeri diğerleriyle bağlantıda olmayı ifade eden, bir diğeri de kendi kaynaklarımızla bağ kurmayı vurgulayan kaynaklar. Bu beş farklı alan oldukça kıymetli.
Bu da aklınızda bulunsun istedim. İnsanlarla çalışırken kaynak listemiz ve hangi alanlarda kaynak oluşturmamız gerektiğini böyle değerlendirebiliriz. Ben devam edeceğim. Çok az bir yer kaldı. Bir 15-20 dakikada tamamlarım diye düşünüyorum. Sonrasında da İstanbul için iftar saati geliyor. Orada da artık bitiririz. Resimler önemli. Resimlerle çalışırken travmanın uyarılması. Burada travmayı temsil eden bir resim çizmesini istiyorum. İşte travma balonu çizdiriliyor mesela. Travma balonu nasıl bir şey? Çiziyor, üzerini karalıyor çocuk. Bu travmayı temsil eden resim oluyor. Bunun gibi çok böyle güzel şeyler çizmek zorunda değiller. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorum. O travmanın iyilik halini soracağım. Rahatlamış, iyileşmiş hali, travma etkisinin kalkmış halini temsil eden bir resim istiyoruz bu defa. Ne yapıyorum? Yine benzer bir şey yapıyorum. O sinir sisteminin regülasyon mekanizması. Travmayı uyarıyorum. Travmayı temsil eden bir resim çizerek, sonrasında ona iyi gelen bir resmi çizdirerek de oradaki stresin boşaltılmasını sağlıyorum. Yine Play Shop'ta kullanılan tekniklerden bir tanesi resim çizme tekniği. Bağlanmaya baktığımızda ikinci aşaması, demek ki Play Shop'taki birinci süreci tamamladık. Burası beden farkındalığı ve duyumsamaların farkındalığı üzerinden ihtiyacı bularak rahatlamanın, iyileşmenin sağlanması. Bağlanma ikinci aşama. İkinci aşama, sağlıklı bir bağlanma ventral vagal yapı etkindir. Burada ne vardır? Kapsanma, sıcaklık ve güven hissi, tenden tene koruyucu dokunuşlar, tatlı sakinleştirici sesler ve ritmik hareketler, uyumlu hareketler ve yüz mimikleri, gülümseme, oyun, kahkaha gibi keyifli hisler, hem sessiz hem uyarıcı egzersizler. Bütün bunlara baktığımızda aslında yeni doğan bir bebeğin ebeveynleriyle kurduğu ilişkilerden söz ediyoruz. Kapsanma ve sıcaklıkla gelen güven hissi, onları kucaklamamız ya da bizim bebekken kucaklanmamız, o temasın getirdiği duygu, tenden tene gelen o koruyucu dokunuşlar, bir annenin sakinleştirici ninnisi ya da ses tonu, konuşması, sallama bir ritmik hareket, ritmik hareketler, onun mimikleriyle uyumlu, işte güldüğü zaman onunla beraber gülmek, birlikte kaşlarını çatmak gibi oyunlar oynamak, gülümseme ve kahkaha oyunları oynamak, yine çocuklarla şimdi sessiz, şimdi uyarıcı egzersizler yapmak. Burada genellikle şeyi yaparken, oyunu oynarken oyunun dozunu yükseltiyoruz. Hop, tekrar sakinleştiriyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı oyun çalışmalarında. Ne yapıyorum? Hızlandırıyorum, oyunu hızlandırıyorum. Sonra yavaşlatıyorum, duruyorum. Hani birden hızlı başlayıp birden durmuyorum. Yavaş hızlanıyorum, hızlıyım, sonra yavaşlıyorum. Sinir sistemini bir şekilde yükselmeye ve yatıştırmaya programlamış oluyorum oyunun içerisinde. Bu da yine PlayShop'un kullandığı kıymetli tekniklerden biri. Kapsanma, kendini kucaklamak, diğeriyle güvenli kucaklaşmak çok önemli. Bunu birbirleriyle yapabilirler. Kendilerini kucaklama şekli, söylediğim gibi, daha koltuk altlarından kucaklamaktan söz ediyoruz ve o kucaklamanın beden duyumsamasını detaylı bir şekilde soruyoruz, konuşuyoruz nasıl hissettiğini. Vestibüler büyüme önemli bir şey. Burada da vestibüler büyümeyi sağlayan ritmik hareketler, bir şeyin tekrarlanması, işte belli oyunlar,
belli dans hareketleri olabilir, halk oyunları olabilir ya da diğer farklı ritmik oyunlar oynayabiliriz onlarla. Bunların içine hepsi giriyor. Ritim olan her şey müzikte dahil. Bir diğeri sallanmak yine aynı şekilde vestibüler büyümeye hizmet eden şeylerden biri. Hamakta sallanmaktan tutun da salıncakta sallanmaya kadar. Bakışlar yine bağlanma için çok önemli. Sıcak, yumuşak bakışlar, güvenli bakışlar. Bunlar bağlanmayı iyileştiren, şifalandıran şeyler. Evcil hayvanlarla çocuklar arasındaki bağ da yine bağlanmayı iyileştiren, şifalandıran bir kaynak oluşturuyor. Tekrar buraya baktık. Demek ki güvenli bağlanmayı oluşturmak istediğimizde play shop tarzı oyunlarla ya da diğer oyun terapileriyle güven duygusunu verdiğimiz ses tonumuz, kendi güvende olma halimiz çocukları çok etkiler. Göz teması, onunla uyumlu oluşumuz, dokunuşlar, ritmik hareketler, senkron yüz hareketleri, gülme ve oyun ve dinlenmek için sessiz uygun zamanlar oluşturmak bağlanmayı güvenli hale getirecektir. Yine destekleyici temaslardan söz ediyoruz. Burada da sarılmalardan söz ediyoruz. Nazikçe itme, gıdıklama, çak bebeşlik, burun sıkma, el çırpma bunlar hep ilişki kurma oyunları aslında. El, kol, omuz ya da sırta dokunmak şeklinde, saçları birlikte dağıtmak şeklinde çocukla onu destekleyen bu tarz şeylerle temas kurabilir, destek verebiliriz. Yine onunla bağ kurmak için de kullanabiliriz bunu. Ritmik grup hareketleri çocuklara oldukça iyi geliyor. Kendi ritimlerini bulabilirler. Buldukları ritmi arkadaşlarına öğretebilirler. Onları rahat bıraktığımızda. Stresli çocukların bu biraz önce bahsettiğim destekleyici temasa ve biraz önce söylediğim ritmik grup hareketlerine ihtiyaçları oluyor. Bunları yaptığımızda onların içindeki kaygı düzeylerini azaltmış oluyoruz. Yine bir oyun daha var. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde tamamlayalım bugün Play Shop'u. Bağlanma pimponu. Karşılıklı iki kişi duruyor. Mesela bunu çocuklarla yapabilirsiniz. A kişisi seninleyken fark ettiğim şey şu. Seninle beraber işte sana baktım, senin gülümsemen bana iyi hissettirdi, dedi. B kişisi senin iyi hissettiğini duyduğumda kendimi rahatlamış hissettim. Senin tarafından kabul edildiğimi hissettim. Bu rahatlama bende şöyle oluşturdu, dedi. Tekrar A'ya geçiyor. Senin rahatlaman beni biraz daha rahatlattı ve gülümsetti, diyor. Bu rahatlama ve gülümsemeyi B kişisi tekrar alıyor ve söylüyor. Bu şekilde karşılıklı birbirlerine geri bildirim vererek bir oyun oynuyorlar. Yine 6 yaşından 8 yaşından büyük çocuklarda çok rahatlıkla bu oyunları oynayabilirsiniz. Yetişkinle de oynanabilir. Play Shop'taki oyunlardan bir tanesi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizden gelen sorular var mı? Onları bir duymak isterim. Güldenur burada mısın? Sorularınız var mı bilmiyorum. Ancak Güldenur'a ulaşamadım. Ben böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Slaytları yine Güldenur'a ulaştırırım.
o size ulaştırır diye düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.